Evet, sizlere Nevzat hocamızı anlatacaktık. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'ı anlatacaktık. 1933-2016. Evet efendim, Nevzat Yalçıntaş. 1933 Ankara doğumlu olan Nevzat Yalçıntaş, Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu'nu bitirdi. Fransa Sehan Üniversitesi'nde doktora, İngiltere Londra Üniversitesi London School of Economic and Social Sciences'ta doçentlik çalışmaları yaptı. Devlet Su İşleri ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda yöneticilik, TRT Genel Müdürlüğü, Türkiye Gazetesi Başyazarlığı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyeliği, Tercüman Gazetesi Yazarlığı, 21 ve 21. ve 22. dönem İstanbul Milletvekilliği ve Agitpa Türk Grubu Başkanlığını yaptı. Ayrıca evli ve iki çocuk babası idi. Efendim. Nevzat Yalçıntaş, milletimizin vatan Kırım'a tamamen kavuştuğu yıl olan 1991'de Han Saray'ın bahçesinde eda edilen ilk namazın imamlığını yapmış ve böylece vatan Kırım'daki bu tarihi anın en ön safında yer almıştı. Yalçıntaş, milletvekilliği yaptığı dönemlerde milli hareketimizin mücadelesini defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne gündeme getirmiş, aynı zamanda gazeteci kimliğiyle yazılarını yazarak kamuoyunun dikkatini vatan Kırım'a çekmiştir. Kırım Tatarlarına bu desteğini sürekli sürdüren Nevzat Yalçıntaş'ın Zafer Karatay ve Mehmet Cemal Çiftçi Güzeli ile birlikte hazırlamış olduğu Kırım Ey Güzel Kırım isminde bir de hatıra kitabı bulunmakta. Yalçıntaş imamlarının yaptığı o tarihi namazı şu şekilde anlatmaktadır. Olayın gelişme tarzını söylersem anlarsınız. Daha önceki programa göre sabahları üniversite ilmi çalışma, öğleden sonra da geziler yapılıyordu. O gün Bahçesaray'daki Hanlar Sarayı'nı ziyaret edecektik. Hanlar Sarayı, meşhur Kırım Hanlarının sarayı, Girayların. Bizim geleceğimizi diğer yerlerde olduğu gibi Kırımlı Türk kardeşlerimiz haber alıyorlar. Zaten bir bayram sevinci oluyor. Herkes işini gücünü bırakıyor. Civardaki bütün Tatar Türkleri çoluk çocuk güzel elbiselerini giyiyor ve geliyorlar. Bu her yerde oldu. Karşılıyorlar, sarılıyorlar. Kim bir fotoğraf gösteriyor, kaybettiği bir akrabasına ait. Bunların bir kısmı bir iki ay evvel Özbekistan'dan, Semerkant'tan, Taşkent'ten gelen kardeşlerimiz. Yerleşmeye çalışıyorlar. Arkadaşımızın bir tanesi bayrak dağıtıyor. Bayrağı her alan öpüyor, alnına koyuyor. Biri namaz hocası dağıtıyor. Böyle bir manzara. İkindi namazı 4:30'da olacak. Öğleyi de kılmışız. Ara bir vakit. Orada sarayın bir tarafı cami, büyük bir cami, iki minareli. Saraydan camiye giriliyor. O sırada Bahçesaray'da işleyen tek cami var zaten. Daha doğrusu bütün Kırım'da tek cami var. İmamı Rıza Bey isimli bir Kırımlı. O geldi. Hocam namaz falan kılacağız dedik. Cami kapalı dedi. Ben otomatikman hiçbir art niyet düşünmeden Allah-u Teala dedirtiyor, yaptırıyor. Başladı sayfa çevrilmeye. Dedim cami niye kapalı? Taşlar var dedi. Arkeolojik taşlar var herhalde. Dedim dışarıda bir yerde kılarız. Çünkü cemaatimiz içinde 5 vakit namaz kılanlar var. Bir kere demiş olduk. Dışarıda kılarız diye. Bize mihmandarlık yapan baba yiğit aslan gibi bir Kırımlı, pervasız ve cesur. Efendim dedi. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz şöyle gelsin ben onlara sarayı gezdireceğim dedi. Sarayı restore edilmiş ve dediklerine göre İran Şahı'nın gönderdiği parayla restore edilmiş. Saray gezisi 1 saat kadar sürdü. Saat 4 oldu. Çıktığımızda bir de baktık ki yerlere rulolar halinde seccadeler serilmiş. Seccadeler kirlenmesin diye altına temiz kağıtlar. Herhalde dışarıda kılalım dediğimiz için getirdiler, serdiler. Fakat saate baktım, dördüncü ikindi namazı 4:30'da giriyor, seccade de serilmiş, Allah rızası için namaz kılalım. Biz seccadeler üzerine gittik, zaten cemaatin çoğu abdestliymiş, Kırımlı kardeşlerimiz de geldiler. İlk fikir herkesin ayrı ayrı namaz kılmasıydı. Bu bir vakit namazı değil, fakat yine de tek tek namaz kılmak Müslümanın pek işine gelmiyor. Dedim hep beraber kılalım, bu sefer namaz kılmaya duranlar da durdu. Böylece bir cemaat hasıl oldu. 3-4 tane Rus askeri var. Onlar biraz gerilediler. Olay makara gibi sarılıyor.
Biz oturunca başkaları da oturmaya başladı. Abdest alanların sayısı arttı. Konu iki rekat ferdi olarak namaz kılıp gitmekten çıktı. O sırada bir arkadaş ezanı okuyalım dedi. Ben o zaman demişim ki ezan okunacaksa minarede okunsun. Ve Kırımlı kardeşlerimize söyledim. Minareden okunsun diye. Çekindiler. Çekinmelerinin bazı sebepleri olabileceğini düşünerek ısrar etmedik. O sırada Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın müdürü Kemal Özpınar, ben okuyayım hocam dedi. Tamam dedim, Kemal sen minareye çık fakat dikkat et. Çünkü biliyoruz ki çok uzun senelerden beri ezan okunmadığı için minarenin durumu kötü olabilir. Tamam efendim, kontrol edildi dediler. Sonra İstanbul tipi ezan okunsun dedik. Çift ezan. Bir minareye Kırımlı bir kardeşimiz, diğerine Kemal çıktı ve ezanı beklemeye başladık. Fakat namazı kimin kıldıracağı belli değil. Ahmet İhsan Kırımlı'ya teklif ettik. Çünkü hem Kırım asıllı hem de yaşlı başlı bir insan. Ondan önce de caminin imamına söyledik. Bahçesaray'daki tahtalı mescidin imamına söyledik. O da çekindi. Yine üstelemedik çünkü biz orada birkaç gün kalıp gideceğiz ama onlar orada kalacak. Ezan başladı. Ezanla beraber hıçkırıklar başladı. Sağımdan solumdan hıçkırık sesleri ve gözyaşları. Sonra namaz sırası geldi. Ahmet İhsan Kırımlı biraz tereddüt edince, "Hocam siz buyurun," dediler. Ben kendimi yokladım. Çünkü avlu büyük, saflar uzun, sesimi duyurabilme meselesi var. Duyuracağıma kanaat getirdim. Kendimi yokladım. Heyecanlanmayacağım. Ahmet Bey heyecanlanabilirdi. Tek çekindiğim şey gözlerimin yaşarması ve duygulanmaktı. Çünkü o ortamda mümkün değil normal olmak. Öyle bir olay cereyan ediyor ki namazın, ibadetin kaldırıldığı bir yerde, eski Kırım'ın payitahtında, Giraylar'ın payitahtında ve sarayın avlusunda, camiye girilemediği için ve tabii namaz kılamayan kadınlar, çocuklar cemaatte arkada, kendime hakim olabildiğimi hissettim ve tamam dedim. Ezan bitti. Ayağa kalktık. Vakit girmediğini ve bu kıldığımız namazın şükür namazı olduğunu söyledim. Neyin şükrü olduğunu da o anda düşünmüş değilim. Ama o anın, o ezanın şükrü olduğu kesin. İlk toplu namazın, dönüşlerin şükrü. Mustafa Cemiloğlu vardı. Ahmet İhsan Kırımlı ve Türk Ocakları Başkanı Cezmi Bey de vardı arkamda. Tabi namazda bir şey düşünmemek lazım. Fakat insanın duygularını kontrol etmesi mümkün mü o anda? Çünkü bu bir şükür namazı dediğimde arkadaki insanları gördüm. Orada kendimi hakim oldum, şimdi olamıyorum. Hakikaten ben de kendimi kaptırsaydım o namazı kıldırmam mümkün değildi. Arkadaki kadınlar daha da hislenmişler. Birden bir bayram havası, sanki değişik bir yerde değişik bir olay cereyan etti. En güzel sözü vaziyeti gören Mustafa Cemiloğlu söyledi. Bizim tarihimizde yeni bir sayfa açıldı. Buradan giderken ne hediye alayım diye düşündüm. Güzel bir tespih gördüm havaalanında. Fakat tespih pahalıymış ama artık elimizi aldık, bir kere satın aldım. Niye bu kadar pahalı diye sordum. İmamesinin gümüş olduğunu söylediler. Kendisi de oltu taşından, orada kime vereyim diye düşünüyorum. Cebimde duruyor. Kendi tesbihim ile beraber namazı kıldık. Tesbihat başlayınca baktım herkesin elinde tesbih var. Mustafa Cemiloğlu'nda yok. O tespit de ona nasip oldu. Sonra namaz bitti. Bir kucaklaşma faslı başladı. Omuzlarının ıslandığını hissettiğim gözyaşlarından anlatır bir manzara değil bu. Evet efendim, Nevzat Hoca'yı anlattık sizlere. Aslında daha doğrusu şöyle yaptık. Nevzat Hoca'nın hayatını anlatmaktan ziyade onun o ilk namaz durumunu, imamlığını anlattık. Tabii hani kendi hayatı hakkında birkaç şey daha bahsettik elbette ama İşte böyle ilk namaz, yani Kırım'da da Han Sarayı'nda da bu şekilde olmuş efendim.